Sadece A ve B ülkelerinin var olduğu çok basit bir dünya hayal edelim. Her ikisi de elma veya muz ya da ikisini birden üretebiliyoruz. Tabloya göre A ülkesi bütün enerjisini elma üretmeye harcarsa günde 3 elma üretebiliyor. Bütün enerjisini muz üretmeye harcadığında ise günde 6 muz üretebiliyor. Benzer şekilde B ülkesi bütün gücünü elma üretimine harcarsa günde 2 elma üretebiliyor. Yine B ülkesi var gücüyle muz üretirse günde 4 muzluk bir üretim sağlıyor. Şimdi buna göre elmadaki görecelik üstünlük kimde? Muzdaki görecelik üstünlük kimde? Ve maksimum fayda için bu ürünlerin ticareti nasıl yapılmalı? Bence videoyu burada bir duraklatın ve önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Evet. Göreceli üstünlükleri bulmak istediğimize göre önce iki ülkedeki elma ve muz üretimlerinin fırsat maliyetlerine bakıyoruz. Şuraya bir alt sütün daha ekleyeyim. FM yani fırsat maliyeti. Şimdi A ülkesinde tek bir elmanın fırsat maliyeti nedir? Kafanıza bir ampul yandığı anda videoyu duraklatabilirsiniz. 3 adet elma üretmek için 6 adet muzdan feragat etmeleri gerekiyor. Demek ki elma başına iki adet muzdan feragat etmeleri yani vazgeçmeleri lazım. O halde buraya iki muz bölü elma yazabiliriz. Muzun fırsat maliyeti de bunun tersi olacak. Yani 1 bölü 2 elma bölü muz. B ülkesini de aynı şekilde hesaplayabiliriz. Dikkat ederseniz ilginç bir şeyle karşılaşmak üzereyiz. B ülkesinde elmanın fırsat maliyeti nedir? Yine şöyle düşünebiliriz. İki elma üretmek için dört muzdan feragat ediyorlar. Yani elma başına iki muzdan feragat etmeleri gerekiyor. Yazalım. İki muz bölü elma. Yine bir adet muzun fırsat maliyetini şöyle düşünebiliriz. Dört muz üretmek için iki elmadan vazgeçmeleri lazım. O halde burası bir bölü iki elma bölü muz olur. Gördüğünüz gibi ilginç bir manzara. Elma başına muz cinsinden fırsat maliyetleri aynı. Muz başına elma cinsinden fırsat maliyetleri de aynı fırsat maliyetleri aynı olduğu için de yazayım. Fırsat maliyetleri aynı. Burada görecelik bir üstünlük söz konusu değil. Her iki ülkede de göreceli bir üstünlük yok. O halde bu çok basit modele göre ticarette elde edilen bir kazanç yok. Bunu şöyle görselleştirirsek belki daha net kavrayabiliriz. Burada şöyle bir eksen var. Buraya da yatay ekseni çizeyim. Yatay eksen elma ekseni olsun düşey eksende muz ekseni diyelim. Muz bölü gün. Burası da tabii ki elma bölü gün olacak. Şimdi A ülkesine bakalım. A ülkesini farklı bir renkle göstereyim. Turuncu olsun. A ülkesi bütün enerjisini elma üretmeye harcadığında günde 1, 2, biraz daha aralıklı çizeyim. Günde 1, 2, 3 elma üretebiliyor var güçleriyle muz ürettiklerinde ise günde 2 4 6 yani burası 6 burası 4 burası 2 burası 3 ara sayıları da böyle gösterelim. Bütün enerjilerini muz üretmeye harcadıklarında günde 6 muz üretiyorlar. Demek ki üretim olanakları eğrisi burada doğrusal bir feragat olduğunu varsayarsak böyle bir şey olur. Eğrinin eğimi ise bize fırsat maliyetini verir. Yani elma sayısındaki her bir artışa karşılık muz sayısı 2 azalıyor. Yazalım. Eğim eşittir eksi çünkü eğim negatif burada. Eksi 2 muz bölü elma diyoruz. Yani eksenleri nasıl belirlediğimize bağlı olarak buradaki eğim elmanın muz cinsinden fırsat maliyetini veriyor. Yani her bir elma başına kaç muzdan vazgeçmemiz gerekiyor onu söylüyor fırsat maliyeti bu yani. B ülkesine gelirsek. Bunu da farklı bir renkte göstereyim. Renk kalmadı gerçi ya. Evet, B ülkesi de 4 muz veya 2 elma üretebiliyor. Ya da orantısal olarak aradaki miktarları üretebiliyor elbette. Ama bakın, eğim tam olarak aynı çıktı. Eğim neydi? Fırsat maliyetiydi. Eksenlerin yerini değiştirirsek bu eğim bize muzun elma cinsinden fırsat maliyetini verecek. Buradaki ana fikir şu. Bize iki ülkenin üretim imkanları veriliyorsa ve iki farklı mal söz konusuysa ve bunların eğimleri aynıysa fırsat maliyetleri de aynı olacaktır. Ve ortada ticaretten sağlanan bir kazanç olmayacaktır. Unutmayın, göreceli üstünün ve ticaretin tek amacı her iki ülkenin de kazanç sağlamasıdır. Gerçekten buradaki en önemli nokta bu. Ve fırsat maliyetleri aynı olduğu için her iki ülkenin de kazanç sağlayamadığı durumlar da vardır. İşte bu da bu gibi durumlara bir örnek. Bazı durumlarda ise bir ülke diğerlerine göreceli bir üstünlük sağlar. Fırsat maliyetleri de farklıdır. Ama yine de ticaretten sağlanan bir kazanç söz konusu değildir. Çünkü mesela biri diğerinin fırsat maliyetlerini bilmiyordur, ticaret yapmazlar. Veya bu gibi göreceli üstünlük modellerinden bağımsız olarak ülkelerden biri, örneğin muzur etmek istemez gelecek elmada der vesaire vesaire. Yani bazen ticaretten kazanç söz konusu olmaz. Özellikle de bu çok basitleştirilmiş modeldeki gibi durumlarda. Her iki ülkenin de aynı fırsat maliyetlerine sahip olduğu, göreceli üstünlüğün olmadığı böyle durumlar ticaretten kazancın olmadığı durumlara klasik bir örnektir.